Macera TV kanalından herkese selamlar gençler arkadaşlar. Bugün sizlerle karla alakalı videomuzun 14. bölümünü çekiyoruz. Biraz geç oldu, bırakmayın. Videomuza geçmeden önce, konularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayınız. Like atabilirsiniz. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşamdan itibaren, bu geceden itibaren Trakya'dan başlamak üzere ülkemiz yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Sibirya kökenli soğuklar geliyor. Balkanlardan soğuk ve yağışlı havalar geliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, hayır, daha ayrıntılara geçelim. Bu gece Trakya'dan itibaren başlayacak yağmur şeklinde başlayacak yağışlar önümüzdeki saatlerde, bakın saat 20.08'i gösteriyor şu anda, 21.00 veya 21.15'te kar yağışına dönüşebilir. Şu anda hatta Tekirdağ'da kar yağıyormuş, çok fena kar yağıyormuş arkadaşlar, merkezde sanırım. Çanakkale'de okullar tatil edilmiş, yarın yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle orada şu an kar yağıyormuş. Tekirdağ merkezde şu an bayağı kar yağışı varmış. Arkadaşlar İstanbul'da ise bu gece saat 1-2 gibi başlaması bekliyor kar yağışı. Trakya'da ise 21.30-22.00 başlaması bekliyor. Şu anda Tekirdağ'da, Tekirdağ batısında kuvvetli sağanak var. Kuvvetli karla karışık yağmur var. Önümüzdeki saatlerde kar yağışına dönebilir büyük ihtimal. Ve Trakya'da da yarın okullar tatil olabilir diyorum sizlere. Biraz geç oldu video, kusura bakmayın. Çok dikkatli olmakta fayda var. Bu gece Marmara'da çok yıldız kara el fırtınası bekliyor arkadaşlar. Çok kuvvetli olması bekliyor fırtına. Zaman zaman kıyı kesimlerde 100 kilometreye kadar çıkabilir. 69 kilometre 100 kilometreye kadar çıkabilir yani. Çok dikkatli olmakta fayda var. Şu an hatta fırtına var burada. Hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede düşmesi bekleniyor, azalması bekleniyor. Yarın da Trakya'da okullar tatil edilir. Beyaz bir güne merhaba diyebiliriz arkadaşlar. İstanbul cuma günü içerisinde öğle saatlerinde yağışları kesilmesi bekliyor. Kar yağışları kesilmesi bekliyor. Ancak ikinci devre daha kuvvetli ve daha yerisi cuma gecesi giriş yapması bekliyor ve cumartesi gün boyunca aralıklarla zaman zaman yoğunluk üzere kar yağışı bekliyor. Aynı şekilde İstanbul'da da yoğun kar yağışı bekliyor arkadaşlar. İstanbul'da normal kesimlerde 5-10 saat olabilir. Yüksek kesimler ise böyle 10-15 saatlik gibi alabilir yani. Böyle hava durumlarını aktardık sizlere. Kar yağışının 3 gün boyunca etkili olması bekliyor. Perşembe gece, cuma, cumartesi. 8 Ocak'tan itibaren ise tekrardan bir kar yağışı sistemi geliyor. Onun hakkında bilgi çok netlik yok şu anda. Hava çok güzel bir sistem yani bu sistemde. Yani sıkı giyin, üşümeyin diyoruz sizlere. Çok kuvvetli kar sistemi geliyor. Ne tip şeklinde kar yağabilir? Tekirdağ'da, kırklarında, Edirne'nin güneyinde, Keşan, İpsala çevrelerinde falan yoğun kar yağışı olabilir arkadaşlar. Tekirdağ batısında da ve Tekirdağ merkezde de çok büyük kar yağışı olabilir. Evet arkadaşlar, hatta burada haberle bir laba vardı, yoğun kar yağışı bekleniyor diye. Neyse arkadaşlar, bir karla alakalı videomuzun daha sonuna geldiği, karla alakalı videomuzun 14. bölümünü de bitirdik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bol karlı yıllar, bol karlı geceler dilerim. Bol karlı günler dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.